Burada birbirimize karşı dürüst olalım. Evet, bu videoya tıkladın ama büyük ihtimalle şu anda YouTube'da olmaman gerekiyor ve yapman gereken ödevler, çözmen gereken sorular, çalışman gereken konular, yani bir şekilde tamamlaman gereken bir görev var. Ama şu anda zamanını buna ayırmak asla içinden gelmiyor çünkü yeterli motivasyonun yok, değil mi? İşte böyle hissediyorsan yalnız değilsin çünkü ben sürekli bunu yaşıyorum. Ve nihayetinde yıllardır ders çalışmak zorunda olduğum bu sistemin içinde büyümeme rağmen hala haftada birkaç kez kendimi bu durumun içinde buluyorum. Bu videoda bunu yenmek için öz disiplinini geliştirmelisin, sağlam alışkanlıklar edinmelisin, çevreni değiştirmelisin tarzında tavsiyelerde bulunmayacağım çünkü bunlar hem herkesten duyabilir cümleler hem de uzun vadede gerçekleştirebileceğin kazanımlar. Ben sana şu an ne yapabilirsin onu anlatacağım. Belki de bahsedeceklerim arasında en basiti bu ama beni gün içinde bir şeyler yapmaya ateşleyen ve isteksizlikten kurtaran bir aktivite. Yapmam gereken tonla şey varken masadan kalkıp yürüyüşe çıkmak biraz zaman kaybı gibi görünüyor olabilir. Ama aslında sabah uyandıktan sonra doğrudan masa başına oturup uzun saatler çalışmak pek mümkün değil. Zira birçok araştırmada gün başında yapacağımız egzersizin bilişsel yeteneklerimizi doğrudan arttırdığını ispatlamış durumda. Ayrıca çalışmalar söylüyor ki güneş ışığı yoluyla aldığımız D vitamini yorgunluk belirtilerini büyük ölçüde azaltıyor. Ama burada asıl bahsetmem gereken kısım kendi deneyimlerim. Sabah kulaklıklarımı takıp yarım saatlik bir yürüyüşün ardından odaklanmak kapasitem ve motivasyonum ciddi anlamda artıyor. Burada bahsettiğim şey herhangi bir egzersiz olabilir. Benim yürüyüşü seçmemin nedeni kolay olması. Sadelik derken kastettiğim aslında iki olay var. Birincisi görevin sadeliği, yani tek bir şeye odaklanmak. İnsanlarda multitask, yani çoklu görev kavramı olaya dahil olduğu anda verim azalıyor çünkü dürüst olalım, hepimiz en nihayetinde kolaya yönelmeyi tercih ederiz. Ve aynı anda birden fazla işle meşgul olursak birinden sıkıldığımız anda diğerine atlama ihtiyacı duyarız. İşte bunu yaşamamak için tek bir göreve odaklanmamız gerekiyor. İkinci sadelik ise ortam. Masayı, odayı toplayıp düzenlemeli ve üzerinde çalışmaya karar verdiğimiz dersin dışında pek bir şeyi ortalıkta bırakmamalıyız. Yani en azından ben bu şekilde çok daha uzun süre full focus çalışmaya devam edebiliyorum. Hatta ders için olsa bile çeşit çeşit renkte kalemler bana dikkat dağıtıcı ve gereksiz geliyor. Şahsen biraz egoist olmamın çalışmayı doğrudan artırdığına inanıyorum. Çünkü bir ödevin, bir dersin zorluğunu gözünde büyüttüğün müddetçe sana yapılamaz gibi gelmeye başlayacak. Ve bu zihinsel direnç seni boş vermişlik hissiyatına kadar itecek. Ama bunu yapabilen insanlar var ve ben onlardan daha zekiyim gibi birazcık narsistçe bir cümle kurduğun anda başlamaya dair hevesinle dolaylı olarak tamamlamaya olan inancın artacak. Evet, sanırım bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Sorularını yorumlar bölümüne bırakabilir ve beni Instagram hesabından takip edebilirsin. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz.